kayyum atandıktan sonra direkt gözaltına alındı. Ondan sonra Van'da yaklaşık 2,5 sene yattı. Sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edildi. 2019 falan o civarda tahliye edildi. Dizlerinde iki dizde protezli zaten kendisinin. İşte guatr var. Nefes darlığı vardı. Hani tabi cezaevinde girdikten sonra bazı daha hastalıklar çıktı onda. 2021 yılında tekrar İstanbul'da gözaltına alındı. Revire bile çıkarılmıyor yani. İşte ağrıları olduğu zaman ancak bir iğneyle falan öyle. Tabii ki yani nasıl görebilirim? Yani antidemokratik bir uygulama. Hani zaten Türkiye'de, Türkiye şartlarında yeter ki Kürt olma. Yani onun dışında hangi ırktan olursan ol, tedavini de görebilirsin. Tahliye de edilirsin. Ama söz konusu Kürtler olunca kesinlikle tahammül göstermiyorlar yani bu konuda. Yani içeride şu anda kanserli hastalar var. Bir sürü. Yani tıbbın bile artık bunların cezaevinde kalmaması gerektiği yönündeki verdikleri şeyler bile onlar için geçersiz. Yani içeride ancak ölürlerse çıkarlar. Bu Aysel Tuluk'tan belli zaten. Artık son aşamasında ancak bıraktılar yani. Şimdi Adli Tıp Kurulu da tabii ki siyasi şeyin gölgesinde ya Adli Tıp Kurulu. Zaten talimatla çalışıyorlar bunlar. Yargı da talimatla çalışıyor. Adli Tıp da yargı şeyle çalışıyor yani talimatla. Yani talimat almadıkları sürece bırakmazlar. Yani Türkiye'de öyle insanlar cezaevinden çıktı ki yani adam öldürmüş, tecavüz yapmış, soygun yapmış, her türlü mafya işlerine girmiş insanları dışarıya saldılar. Ama söz konusu Kürtler olunca, Kürtler siyasi şeyleri olunca bunlara tahammül göstermiyorlar yani. Tabii ki bu konuda ya yine Kürt halkına düşüyor duyarlı olmak. Yani bunu devletten beklemek çok doğru bana gelmiyor. Ki olmaz da zaten söz konusu Kürtler olunca hepsi bir araya geliyor. Hangi parti olursa olsun. O konuda taviz vermiyorlar. Yeter ki Kürt olmasın yani. Bunu tabii ki muhalefet, yani bugün muhalefeti de susturmuşlar gerçi de. Muhalefetin sık sık bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmesi lazım. Bu konuda baskı yapması lazım.